Merhaba 3. sınıflar, konumuz çarpanları arttıralım, azaltalım. Çarpma işleminde çarptığımız sayıların bir ismi var. 4 ve 6'ya çarpan diyoruz. Birinci çarpan, ikinci çarpan, bulduğumuz cevaba da çarpım diyoruz. Ne yapalım? Birinci çarpanı 1 arttıralım. 1 arttırdığımızda ne olur 4? 5 olur. İkinci çarpan aynen kalsın. İşlem sonuçlarına bakacağız. 4 kere 6 24 yapar. 5 kere 6 30 yapar. Bakalım çarpımda nasıl bir değişme olmuş. 24 iken 30 oldu. Biz birinci çarpanı 1 arttırdığımızda sonuç 6 arttı. Yani ikinci çarpan kadar arttı. Bu işlemde birinci çarpanı aynen yazalım. İkinci çarpanı 1 arttıralım. 3'ü 1 arttırırsak 4 yapar. Şimdi çarpım sonucunun nasıl değiştiğine bakacağız. 8 kere 3 24. 8 kere 4 32. 24 iken birinci işlem, ikinci işlem 32 oldu. Nasıl değişti? Arttı. Ne kadar? 8 arttı. Biz İkinci çarpanı 1 arttırınca çarpım 8 arttı. Bakın arttırdığımız için arttı ama 8 arttı. Yani birinci çarpan kadar arttı. Birinci çarpanı 1 azaltalım. 5'i 1 azaltırsak 4 yapar. Bakın burayı 1 azalttık. İkinci çarpan aynen kalsın. Çarpımlara bakalım. 5 kere 7 35. 4 kere 7 28. Çarpımlar nasıl değişti çocuklar? 35 iken 28 oldu. Azaldı. Peki kaç azaldı? 7 azaldı. Bakın biz birinci çarpanı azalttığımız için çarpım da azaldı. Ve ikinci çarpan kadar azaldı. Birinci çarpan aynen kalsın. İkinci çarpanı 1 azaltalım. 9'u yazıyorum. Çarpı 3'ü 1 azaltırsak 2 yapar. İşlem sonucuna bakıyoruz. 9 kere 3 27. 9 kere 2 18. Çarpımları bulduk ve bir azalma olduğunu gördük. Ne kadar azalmış? 9 azalmış. Biz ikinci çarpanı azaltınca çarpımlarda 9 azaldı. Yani birinci çarpan kadar azalmış oldu. Dersimiz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.